Arkadaşlar bugün 29 Ekim 2018 dolar ve döviz analizini detaylı yapacağımı söylemiştim. İlk başta haftalık grafiğe bakalım. Euro kısa dönemli haftalık ortalama aşağıya doğru dönmeye başlamış ve geçen hafta ortalamanın altında kapanmış. Buna ek olarak Lindy indikatörü 1 Ekim'de yön değiştirmiş, aşağıya doğru gitmeye başlamış. Günlük grafiğe geçersek 1 Ekim ortalama şurası oluyor. Daha önce 5 günlük ortalamanın 20 günlük ortalamanın altına düştüğünü görüyoruz. Ve 20 günlük ortalama aşağıya doğru ilerlemeye başlamış. Bu trendin negatif olduğunu göstermekte. Ve şu anda da orta dönem trendin aşağıya doğru gittiğini günlük grafikte görüyoruz. Nasıl görüyoruz? 20 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama orta dönem trendi yani yönü belirtiyor. Bu iki ortalama birbirini geçtiği için orta dönem trendinde aşağı gittiğini söyleyebiliriz. Fakat uzun dönem trend yani haftalık grafikte görebiliriz bunu. Uzun dönem trend yatay gitmekte şu an. Böyle bir durumda orta dönem trend aşağı gittiği için şu anda euro ve döviz alımını önermemekteyim. Ortalamaların yönü düzelip yukarı doğru çıkmaya başlayana kadar herhangi bir şekilde euro ve döviz alımını önermemekteyim. Bunun dışında dolara bakalım. Dolarda da aynı şekilde. Dolar aynı civarlarda yönünü değiştirmeye başlamış. Aşağıya doğru ilerlemeye başlamış. Ve 26 Ekim'de de aşağıya doğru ilerlemeye başlamış. Dolar haftalık grafikte bakalım. Dolar Türk Lirası haftalık grafiği. 1 Ekim'de aynı şekilde aşağıya doğru dönmüş Linde indikatörü. Ve ortalamalar yatay gittiği yönünde işaret vermekte. Uzun dönemli ortalamalar aynı şekilde orta dönem ortalamalar yönün aşağı doğru olduğunu söylemekte. Euro ve dolar bu durumda şu anda alınması uygun olmayan iki tane yatırım aracı diyebiliriz. Neden? Çünkü ortalamaların yönü aşağıya doğru yani trend aşağıya doğru inmiş diyoruz. Sadece trend yukarı olan yatırım araçlarına yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere, bay bay. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Bay bay.